Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Yörükoğlu Selim'le gönül muhabbeti yolculuğumuzda bugün Karahacılı köyündeyiz. Karahacılı köyünde ilk kapısını çaldığımız mazlum amcamızla gönül muhabbetimize izninizle başlamak istiyoruz. Mazlum amca merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Mazlum amca, kaç yaşındayız? 80. 80 yaşındayız. Vay maşallah. Şu şapkanı bir çıkarma imkanın var mı ya Mazlum amca? Vay maşallah. Kurban olayım sana. Saçlar bile maşallah. Kaşlar, gözler, saçlar maşallah yerinde. Teşekkür ederim. Mazlum amca, şu anda biz Karahacılı köyündeyiz değil mi? Burası Karahacılı köyü. Evet. Karahacılı köyünde genelde mevsimsel, yöresel ürün olarak ne yetişir? Ne kadar nariciye istersen limon var, portakal var, kayısı var, şeftali var, erik var. Narımız meşhur. Yok diye bir şey yok. Evet. Evet. Çok çok güzel, yani geniş bir ürün yelpazesine sahip bir bölge o zaman. Evet. Her şey yetişiyor yani o zaman anladığım kadarıyla. Evet. Mazlum amca, nar eşkisi dedim mesela, nar eşkisi nasıl yapılıyor, bize bir yani böyle bir kısaca bir tarif etsen. Şimdi nar eşkisi şey deriz, bunu böyle bıçağla dileriz, elimize alırız, tokmağla şeyini, çekirdeğini çırparız. Ondan sonra makineye veririz, suyunu çıkarırız, suyunu kaynatırız. 8 saat kazanın başında bekleriz onun eşkisini çıkarması için. O şekilde yani bir süreç, evet, devam ediyor. Evet. Zahmetli bir iş o zaman. Zahmetli, çok zahmetli. Evet. Peki bu ürettiğiniz nar eşkileri yeteri kadar ilgiyi, rağbeti görüyor mu peki? Ya satıyoruz. Satıyorsunuz. Evet. Şimdi şu anda ben hiç olmazsa senede en aşağı 20 liralık nar eşkisi satarım. Vay maşallah Mazlum amca. Evet. Ya Mazlum amca, ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi böyle geldik, köyünde meyveleri, zebzeleri, şeyleri sorduk direkt ama 80 yaşındayım dedin ya. Evet. Kafam takıldı. Yenge hanım yaşar mı? Sağ canım, dinç daha maşallah, benim gibi dinç. Vay maşallah. Evet. Vay maşallah. O zaman birbirimize iyi bakıyoruz. Allah kendinden razı olsun. Olmazsa hayat biter. Eyvallah, eyvallah. İşte sizin gibilerden bizlerin de örnek alması gerekiyor aslında Mazlum amca. Peki Mazlum amca, kaç yıllık evlisiniz? Askerden geldim. Aşağı yukarı 55 sene falan oldu evliliğimiz. Vay maşallah. Allah'ım esirgesin inşallah. Sağlıkla, sıhhatle inşallah. Daha nice hayırlı ömürler, seneler Allah nasip etsin inşallah. Amin, amin. Amin, amin. Şimdi peki bir şey soracağım. Kaç yaşında evlendin? Yaş kaçtı yani? 22. 22, o zaman yani askerden geldim. Evet. Belki 23 senesinde. Geldim, bir sene sonra evlendim. Peki. Yenge hanımı isteme yoluyla düğün merasimiyle mi, yoksa ne şekilde, yani düğününüz ne şekilde oldu? İstedik, vermediler. Biz de birbirimizi seviyoruz. En şeyinde kaçma kararı şey aldık birbirimizle. Aldım götürdüm. Aldım götürdüm derken aynı köyün içerisinde mi yaşıyordunuz ikiniz de? Bozun köyünde şey diyorduk, biz malcıydık. Evet. Şey deyince, benim hanım da köylü olunca malcılığı yapamam dedi. Evet. Tek biz köye dönüş yaptık. Köye geri döndünüz. Evet. Vay maşallah. Ya Mazlum amca, sende çok hikayeler vardır ya. İç güyesi geldi. Pardon? İç güyesi olarak. İç güyesi. Evet. İç güyesi ne demek? Yani avradın köyüne geldin mi iç güyesi diller. Yenge hanım zengin mi diyorsa Mazlum abi? Yok, o kadar da değil. Değil mi? Yani ben çok şey yaptım, çalıştım. Evet. Benim şeyim de yoktu. Ben eski halde 5,5 sene hamalcılık yaptım.
Evet. Siz bir şey mi demek istediniz? Yok. Dedim bize müdahil olmak isteyince dedim herhalde Mazlum amcaya bir katkı yapacak veya bilmediğimiz bir şeyleri saklıyor Mazlum amca gibi hissettim birden. Allah'tan kalan bir şeyim yoktu. Evet. Ama çalıştım, çabaladım. Evet. Ben ambalajcılık yaptım. Benim hanım burada çalıştı. Yer aldım, çoluğuma çocuğuma ev yaptırdım. Tarla aldım. Şükürler olsun. İlk önce konu komşuya dilerim. Sonra kendime dilerim. Evet, teşekkür ediyoruz bu duygu ve düşüncelerin için. Mazlum amca, kaç tane çocuk var bu arada? 5 tane elini öper. 5 tane. 3 kız, 2 oğlan. 2 oğlan. Evet. Allah bağışlasın. He. Kaç torun var? 10 tane. 10 tane mi? 10 tane. 10 tane. Şimdilik 10 tane diyorsun. 10 tane. Ama Allah izin verirse sayılar değişebilir diyorsun. Değişiklik gösterir. Biraz moruz. Çünkü hayat şartları kötü. Öyle demeyelim. İşte ya. Biri de o benim oğlumun biri de bu. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Sağ İsim olun. Neydi? Duran Mazlum. Duran Mazlum. Vallahi Duran abicim sana bir şey söyleyeyim mi? Sen şanslı bir babanın evladısın biliyor musun? Evet biliyorum. Samimiyetimle söylüyorum. Evet. Bak ben Mazlum amcayı tanıdım. Yeni tanıyorum daha ilk defa. Böyle de işte bir dostane böyle bir Karacılı'nın köy kahvesinde gönül muhabbeti yapıyoruz akşam bu saatinde. Ne kadar güzel bir şey. Vallahi var ya Mazlum amca konusunda şanslısın. Evet. Değerini iyi bil. Tabii yaşar iken. Tabii. Geçip gittikten sonra değil. Nacizane. Allah razı olsun. Mazlum amca sen de güzel bir evlat yetiştirmişsin yani. Allah kendilerine razı olsun. Eyvallah. Ben onlar için yaşıyorum. Evet. Şimdi Mazlum amca benim merak ettiğim bir şey daha var. Sizin gençliğinizde, çocukluğunuzda mesela köy hayatında bulunduğun ortama göre, şartlara göre ne tarz mesela oyunlar oynardınız, eğlenceler yapardınız? Böyle bunlardan biraz bize bir bahsetsen böyle yani, ufak ufak. Şimdiki şeyler yoktu. Haftalık düğün olurdu köyde. Geceleri singsing oynanırdı. Ceyran yoktu bu köyde. Evet. Singsing oynanırdı. Arkasına dillerdik ki köyler toplanırdı. Şu köy güleş tutardık. Evet. Güleş tutardık yani. Yani şimdi anladığım kadarıyla düğün öncesinde güreşler yapılıyor. Sinsin oyunu dedin. Sinsin oyununu biraz açabilir miyiz? Yani nasıl mesela anlatalım. Şimdi ekran başındaki izleyenler de bizi şimdi, en azından sinsinin ne olduğunu. Şimdi şu yükseklikte bir ağaç korsun. Evet. Üstüne de sacı korsun, üstüne evet. Ateş yanar. Evet. Onun şavkında dönersin, davulcu vurur, onun önünde oynarsın. O şey bittikten kere işi güleşe çözersin. Beş köy bir olur, beş köy bir olur. Her birinde güleşilir. Güreşler yapılıyor. Tabii yani. Güleşler yapılır. Oo, ne güzelmiş ya. Ben çok güleştim. Güreşçilik de var. Var. Vay maşallah. Pehlivanlık? Pehlivanlık şey yok, köyler arasında. Ay, köyler arasında, kendi aranızda. O zamanlar, o dönemler. O zaman öyleydi. Evet, öyleydi. Evet. Başka mesela bununla beraber oyun anlamında, mesela çocukluğunuzda 8'li, 10'lu, 11'li yaşlar gibi söylüyorum. Mesela ne oyun ederdiniz yani? Kendinize neyi oyun ederdiniz? Neyi yani, benimserdiniz? Şimdi o zamanlar şimdiki gibi değildi. Okulda okurduk. Evet. Çelik diye bir oyun oynanırdı. Çelik çomak. Evet. Buradan yerde şey yapardım. Evet. Güleş oynardık. Evet. Top oynardık filenin üstünde. Filenin üstünden? Evet. O tarihlerde? Vay maşallah. Okullarda vardı. Okullarda vardı. Evet. Mesela ikinci harcı iş yok, güç yok. Gençlerle beraber. Evet. Burada şey ne dedik ki? Şimdi bandırmasını oynanırdı. Evet. Şimdi bandırma diyoruz biz. Başka yerde başka sucuk diyorlar. Sucuk evet yani onu duymuştum ben de duymuştum. Ben de bu yörenin insanı olduğum için biliyorum. Yani bandırmasını oynadık. Sucuğuna evet. Evet. Böyle tabii, muhabbetler o zamanlar para eskiden. Yok. Evet. O zamanlar indiki gibi para yok. Tabii. Evet. Evet. Peki Mazlum amca. Şimdi mesela gençlere, genç çiftlere, karılara, kocalara, çocuklara. Şimdi... Sen bizim babamız yaşında bir insansın. Saygı duyuyoruz. Sana da gerçekten gönül olarak gönül muhabbetimizin güzel geçtiğini düşünüyorum. Çünkü Allah seninki bize güzel geçti gönül muhabbeti. Allah senden razı olsun. Eyvallah. Sizlerden de razı olsun. Bir tavsiyem mesela ne tavsiyede bulunursun?
gençlere, genç çiftlere ne tavsiye ederim? Ben şimdi gençleri ben severim. Evet. Başıma toplarım. Evet. Diyorum ki yeğenim, bu gençlere benim yaşım 80 olmuş. Sizin yaşadığınız yaşantıyı ben görmedim. Evet. Biz geldik, biz gidiyoruz. Bizler sana ya size emanet ediyorum diyorum ben. Evet. Gençlere. Evet. Çünkü onlar okulda okudu. Çok mürekkep yaladı. Evet. Bizim bilgimizden onların bilgisi daha şey oluyor. Daha fazla diyorsun. Daha fazla görüyorum. Şimdi evet. Kim arkadaşlar diyor ki ya sen gençleri topluyorsun. Ben seviyorum gençleri. Evet. Fikirlerini alıyorum. Tabii. Ben de gelmişim, fikrimi anlatıyorum. Acaba uyar mı? Ama onların şimdiki şu andaki şeyi bizim görmüşümüzden onların görüşü daha fazla bizden. Çünkü evet. Okulda okuyunca çok mürekkep yalayık. Evet. Belki de bunlar der ki ya bunlar bir şey değil gidiyor ama yanlış anlıyor gençler. Evet. onu tatlı tatlı anlatmanın yollarına bakacağız. Beni tabii. De çok severler. Hep başıma toplanırlar. Evet. Ya senin gibi adam sevmez mi Mazlum abi? Uzun boylu gençlerle böyle ben muhabbet ederim. Severim gençleri. Evet. Biz bunların gördüğü gençliği görmedik. O gençler adına ben sana teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü bir şey görmedik. Güzel bir adamsın ya. Sevdim seni Mazlum amca. Eyvallah. Şimdi peki unutamadığın bir anını bize anlatır mısın? Unutamadığın bir anı. Hayatında senin için çok önem arz eden, hiç unutamadığın. Mesela çoğu zaman hayatın akışı içerisinde, hayatın yaşantının içerisinde. Mesela bir an gelip de aklına geldiğin güzel böyle tatlı bizi gülümsetecek bir anı varsa anlatırsan çok memnun olursun. Ya onları da bilemiyorum ki. Hiçbir şey olmadı mı arkadaş? Hiç mi elma çalmadın? Hiç mi nar çalmadın? Yok. Hiç grup halinde girmediniz mi? Yapmadınız mı yani? Hiç mi ayakkabını saklayan olmadı? Yağmurda. Abi sizin isim neydi pardon? Talat söyle. Talat Bey. Hiç, evet. Hiç mi ayakkabını saklayan? Yok siz sorun o cevap versin. Bir sor. Hiç mi ayakkabını saklayan? Şimdi. Hiç mi ayakkabınızı saklayan olmadı? Bu çaldı benim. Mazlum amca. Kim çaldı? Bu mu çaldı Mazlum amca? Şimdi. Evet. Evet sevgili seyirciler. Şu anda bak bir şey yakalamış bulunuyoruz Karaağacılı'da yıllardan sonra. Mazlum amcanın ayakkabısını çalanı bulduk. O zamanlar ceyran yok köyde. Evet. Benim belimde bel kireçlemesi var. Ben sandalyenin üstüne çömelirim, ayakkabıyı çıkarırım. Hava bir yağıyor ki aklın divanın durur. O derece ya. Baktım ki ayakkabı yok. Lan diyorum bu ayakkabıyı kim çaldı lan? Söveceğim lan. Ya diyorum yok. Şimdi diyorum ben eve varsam çoraplı, sen deli misin? Çorabına gelir mi? Bu yağmurda çamurda he? Bu neci bu? Evet. Senin evin yolunu zor buluyorsun diyor. Evet. Ben o zaman diyorum ne diyeceğim? Evet. Bu vaziyet benim senin ayakkabıyı çalar, seni de çalar. Evet. Yapan bu vatandaş. Yapan bu vatandaş. Bu vatandaş. Evet. Sevgili kameramanım, sevgili yönetmenim, Mazlum amcamızın yıllar önce çalınan ayakkabısını çalan kişi şu anda yanı başımızda, sol başımızda. Talat Kaya. Talat abi çaldı o zaman yani. Talat. Saklamış. Ben toplumda gelindiği zaman ayakkabıyı çıkarıp da şöyle oturmayı sevmiyorum. Evet. Ayakkabı olsun, terlik olsun sevmiyorum. Evet. Şimdi bu da baktım. Şöyle oturmuş, ayakkabıyı da çıkartmış, böyle oturmuş. Evet. Aldım ayakkabıyı, attım şimdi. Yağmur da yağıyor. Bir yağmur yağıyor böyle. Okey de oynuyorlar kahve. Evet. Bunun haberi yok. Bu neyse kalkıldı, gidecek. Ayakkabıya bir baktı, ayakkabı yok. Lan nerede benim ayakkabı? Kim aldı benim ayakkabımı? Kimseden ses yok. Herkes biliyor. Bundan başka herkes biliyor benim sakladığım ayakkabısını. Evet. Şöyleydi böyle, lan senin ayak yalın gelmedin ola evden dedik buna. Lan ben deli miyim dedi bu şimdi. Ben deli miyim ayakkabı ayak yalın gelecek bu havada dedi. Neyse baktık ortalık biraz karışacak. Verdik ayakkabısını. Ayakkabıyı verdiniz yani. Verdik ayakkabısını. Yıllar sonra itiraf diyorsunuz yani. İşte bak böyle güzel anılar biriktiriyoruz. Yani bizim bölgemiz, bizim yöremiz, bizim insanlarımız böyle insanlar. Mazlum amca bir de türkü söyle ya. Ben anlamam ya. Beraber söyleyelim. Beraber söyleyelim. Ne dersin? Yok ben söyleyemem. Yani. Mevlam birçok dert vermiş, beraber derman vermiş. Bu bulunmaz derdime diyor. Neden çare vermemiş? Az böyle gözlerinden onu alıyorum ya. Söyleyemem ya. Söyleyemem vallahi. Söyleyemez misin? Yok bu kadar düğüne gittim.
Evet. Ben duygulanır ağlarım. Bir tane ne türkü söyledim. Cebimden o zamanlar 5 lira vardı da askerli. Onu dürer bükerim, alt başına sokarım. Dur demezsen kulağıma tutarım zarı şeyi. Evet. Bir günden bir gün ne türkü çağırdım, ne kolumu kaldırdım oynadım. Oynamadım. Peki laf etmen mi? Nasıl? Yani, arkadaşlarla. Laf etmen mi derken yani bir deyiş etmen mi mesela? Deyişlerimiz vardır bizim güzel. Bu bölgede güzel deyişler vardır diyorum. Deyiş de mi etmen? He. O da yok. Yok. Evet Mazlum amca, bugün bu akşam Karahacırlı köyünde seninle güzel bir gönül muhabbeti yaptık. Bu gönül muhabbeti sonrası sana bir teklifimiz olacak. Yengem seni kaçırdı. Kaçırdı. Düğün yapmadın. Yapmadım. Biz de diyoruz ki 80 yaşında sana Karahacırlı'nın meydanında bir akşam sinsin ateşini yakalım. Vursun davul dönelim. Ertesi gün de yengemi ata bindirelim, sana gelin edelim. Bu teklifimize ne dersin? Kabul ediyorum. Teşekkür ediyoruz Mazlum amca. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz, sağ olasın. Sen de sağ olun. Gel. Kim kaçırmış? Anam. Anan kaçırmış. Nasıl kaçırmış? İşte babam yörük olunca yörük evine geliyor. Babamı da alıp gidiyor. Allah Allah. Evet. Sen kaçıncı evladısın Mazlum amcanın? Ben 2 numara okurdan. 2 numara. Evet. Sen ne iş yapıyorsun? Ben vallahi işte bir sene oldu emekli oldum. 2 aydır da Akkuyu'da çalışıyorum. Akkuyu'da nükleer santralde, evet, taş ucunda, evet. Evet. Tek maaş yetmiyor bildiğin gibi. Hayırlısı olsun, ne diyelim? He. Kısmet. Şimdi Mazlum amcaya düğün yapacağız, haberin var mı? Kabul etti teklifimizi. Telli duvaklı. Davul da ben tutarım oğlu olaraktan. Davul senden. Evet. Evet sevgili arkadaşlar, şu anda duydunuz mu? Sevgili izleyiciler. Tabii. Bak Mersin'in Karahacırlı köyünden sizlere sesleniyoruz. Babasının sinsin düğününde, sinsin halayında mıydı? Evet. Özür diliyorum. Sinsin halayında davulu, zurnası, oğlu. Evet. Duran Mazlum. Duran Mazlum'dan. Evet. Abi Duran abi var ya. Mazlum amca güzel adamdı. Sen daha güzel adamsın ya. Güzel adamdan güzel adam meydana gelir değil mi? Allah razı olsun. Selim abi güzel adam ama bizim yanımızdan kaçtı gitti. Yakaladım ama. He? Farkında mısın? Yakaladım. Koştum yakaladım. Evet şu anda da çekim yapıyoruz. Evet şu anda ekran başındaki seni izleyenlere buradan Karahacırlı'dan ne demek istersin? Allah razı olsun. Allah iyilik sağlık versin. Şöyle diyeyim. O iş tamam o zaman. O iş tamam. Olay bitik. He. Onu kim söylüyor? Onu kim söylüyor? Ben söylüyorum, yanı başında söylüyorum. Duruyorum. Yörük oğlu Selim söylüyor. Evet. Evet. İşte biz de Allah kısmet ederse. Evet. Neyse. Söyle. Söyle. Bırakmam, yakaladım, bırakmam. Söyle. Söyle abi. Kulağıma söyle. Söyle abi, tamam sen kulağıma söyle, ben ekranlara söylerim. Bu olay tamam, evet herkes duymasın. Duran abim, ben buradan sesleniyorum. Duran abim, Karahacırlı'nın gerçekten yüreğe gönlü güzel bir adamı. Evet. Bonkör bir adam. Allah sizleri Allah. Mesela Türkiye'nin neresinden gelirseniz gelin Karahacırlı'da Duran Mazlum'u bulun. Bak Duran Mazlum sizi nasıl misafir edecek. Sevecen her adam, zaman, sevgi dolu adam. Herkese sevgiyle, hoşgörüyle bakan bir adam. Evet. Duran abi bu kadar da yeter değil mi herhalde? Yeter. Seni bayağı methettim yani. Allah razı olsun. O iş tamam, olay bitik. Öyle mi? İşte bizim köyümüz böyle bir köy. Diyorsun. Şirin bir köy. Evet. Bu arada ben tabii bileyim, sevgili seyirciler, bizim yaptığımız gönül muhabbeti içerisinde az da olsa biraz da böyle gülümseyebilmek, gülümsetebilen ortamları yakalayabilmek. Evet. O amaçla geldik Karahacırlı'da. Mazlum amcayı bulduk. Mazlum amca güzel adamdı. Oğlu Duran Mazlum da güzel adam. Az önce dedik ya, Allah güzel adamdan tabii, güzel adam meydana gelmiş. Tabii. Bizim... Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bir dahaki sefere inşallah yolumuz Karahacırlı'ya düşerse görüşmek üzere. Kendinize Allah iyi bakın. Olsun. Görüşmek üzere. Her zaman bekleriz. Eyvallah. Siz kimsiniz acaba? İsminizi bağışlar mısınız? Ben Mehmet Erkan. Mehmet Erkan. Evet. Mehmet amcam, nasılsın? İyi misin? Allah'ın bugününe çok şükür. Dışarıdaki arkadaşlar sizin bilgi, tecrübe,
her türlü konuda konulara vakıf olduğunuz konusunda bizi ikaz etti. Biz de dayanamadık. He, ocağın başı da olsa vallahi duman da tutuyor ama ocağın başı da olsa geldik. Seni yakaladık. Çay mı dolduruyorsun? Çay doldur. İyi abi. Çayını doldur bakalım hadi. Evet. Vay maşallah. Bu çay kendine mi? Bu kendime. Anladım. Doldu. Evet. Şimdi gel şöyle bir yere oturalım. Müsait bir yere de. Azıcık bize bir laf ediver bakayım. Sende iyi laflar varmış. Ne laf edeceğim ben? Ya eskilerden, eskilerden falan. Duyduk, duyduk. Biz meşhur musun yani? Ben ya bu köyden meşhur musun? Kim ben duydum. Ya? Ben duydum. Evet Mehmet amca. Seni geldik. Çay ocağının başında çayı doldururken yakaladık. Tuzak kurmadık aslında da. Dışarıdan muhabbetimiz esnasında size adres gösterdiler. Ben de dayanamadım. Muhabbeti böldüm. He. Muhabbetimizin arasında gelem dedim. İki kelam da sizle edem dedim. Evet. Bu vesileyle şimdi Karahacılı köyündensiniz değil mi? Evet. Buranın yerlisisiniz. Evet. Ne iş yaparız Mehmet amca? Çiftçilik. Çiftçilik yapıyorsunuz. Eyvallah. Allah kolaylıklar versin. Tamam. Yaş sormayayım ama 61. 61 yaşındasınız. Anladım. Evliyiz. Evliyim. Yenge hanım yaşıyor. Evet. Allah sağlık sıhhat versin. Sağ ol. Kaç çocuğumuz var? 4. 4 tane. 3 oğlan bir kız. Allah bağışlasın. Şimdi Mehmet amca hayatında yengemle yaşadığın, hiç unutamadığın, bizi gülümsetecek güzel bir anını anlatmanı istiyorum seninle. Ya biz her zaman mutlu yaşarız. Evet. Hiçbir yani dövüş kavgamız olmadı. Dövüş kavga şimdi kesinlikle olmadı diyorsun. Olmadı. Tamam. Az önce şimdi köyde bir Mazlum amca var. He. Mazlum amca ben kaçırdım dedi. Sonra Duran kardeşimiz he. Dedi ki yok dedi. Anam babamı kaçırmış dedi de seninki de o hesap olmasın yok, sonra. Yok. Öyle değil diyorsun yani. Kaçırma maçırma olayı olmadı. Kesin diyorsun. Yok. Ya kaçırma olay anlamında söylemiyorum. Tersi anlamında söylüyorum. Evet. Yani Mazlum amca dedi ben kaçırdım. Oğlu dedi yok dedi. Anam dedi babamı kaçırdı dedi de. O anlamda söyledim şu anda. Yok ben kaçırma evet. Olayı olmadı. Olmadı. Ve normal... istedik verdiler. Verdiler. Böyle oldu. Düğünümüz oldu. Allah sağlık sıhhat versin. Evet. Karahacı'nın özelliği nedir? Karahacı'nın özelliği narıyla meşhur. Narıyla meşhur. Narıyla meşhur. Evet bunu Mazlum amca da söyledi. Hatta nar eşkisi mi dedi? Nar eşkisi. Evet, nar eşkisi yapılıyormuş galiba. He. Başka mesela nar eşkisi haricinde? Nar eşkisi haricinde işte limonumuz var, portakalımız var. Bunlarla meşhur. Meşhur diyor. He. Ama bu Karahacılı köyü tanıtılmaya ihtiyacı olan bir köy değil mi sence? Tabii. Şimdiye kadar... Bizim narımızı hep şimdiye kadar Keben narı diye sattılar. Keben narı diye sattılar. Çünkü bizim narımız iyi olduğundan, oranın narını bastırdığından biz marka alamadığımız için Keben narı diye sattılar. Satıyorlar da daha. Evet bir şey daha öğrenmiş olduk bu vesileyle. Şimdi tabii Karahacılı'nın narı meşhurmuş. Yani ben tabii. De yeni duydum. Tatmadım ama inşallah 3-4 sefer nar festivali yapıldı. Daha önce geçmişte burada. Bu devam ediyor mu peki? Yok. Devam etmiyor. Kesildi. Benim bacanağım muhtarı da Zeki Oğuz. Evet. Onun döneminde 3 sefer oldu nar festivali. Bir sefer de şimdiki muhtarın döneminde oldu. Yapıldı. İnşallah bundan sonraki dönemlerde de inşallah tekrarı gelir yeniden başlar inşallah yapılır ya. İnşallah. Temennimiz öyle olsun. Yani i̇nşallah. Çünkü Karahacılı gerçekten geldi. Güzel bir köy. İnsanları da güzel. Köyümüz her şeyi ne güzel. Evet. Şimdi bir cenaze olsa köyümüzde küslük müslük olmaz. Evet. Cenazede, düğünde herkes yani birlik beraberlik olur. Evet. O şey çok güzel. Yani cenazemiz ortada kalmaz. İşte bu toplumsal olaylarda böyle olması iyi. Mesela düğündür, cenazedir bu tür ortamlarda insanların birbirine küslüğü, dargınlığı bir tarafa bırakıp bir arada olması, acıyı paylaşması, sevinci paylaşması evet, ne de. Kadar güzel. Ha, evet. Olması lazım. Ama Mehmet amca bak bizim programımızın adı benim adım bu arada Yörükoğlu Selim. Yörükoğlu Selim'le gönül muhabbeti.
Şimdi gönül muhabbetinde bizim amacımız hem böyle güzel gündeme gelmesi gereken eskilerden, dünlerden, geride kalanlardan anıları yarınlara taşıyabilmek, yaşatabilmek. Sonrası da biraz da insanları izlerken böyle ekranda sıkmadan hafif gülümsetebilmek. Gençliğinden de olsa bize böyle bizi gülümsetecek. Mesela gençliğinde yaptığın bir yaramazlık olabilir. Hani deriz ya çocuk yaramazlığı falan filan. Böyle tatlı bir anın vardır bir kenarda. Ya benim tatlı anım, ben hiçbir şeyim yok. Yani ben daha evlene kadar, ben askere gidene kadar ben Mersin'de bilmem. Ben evden, köyden dışarı hemen hemen çıkmamışım. Ya şimdi Mehmet amca, köyden çıkmadığını anladım. Evet. Ona saygı duyuyorum. Evet. Diyorum ki şimdi sen hiç 10 yaşında, 11 yaşında, 12 yaşında olmadın mı? Oldum. Evet. İşte ben de diyorum ki o çocukluk yaşlarında hiç mi oyun oynamadın? Oyun oynarken hiç mi arkadaşın birine bir şaka yapmadın? Ne bileyim yani kiminin ayağına çelme mi takmadın? Yok, kimini arkadan mı itmedin? Böyle bir anı soruyorum sana. Hayvan. Böyle bir şeyler soruyorum yani. Hayvan güderdik, inek güderdik. Evet, nasıl güderdiniz mesela? Dağlarda yine güderdik. Orada çelik oynardık. Çelik çomar. He. Oh ne kadar güzel. Çelik oynardık. Evet. Bir gün çelik oynarken kaldırdı biri, kaldırdı değne, kaldırınca birinin kafasına vurdu. Evet. Kafayı yardı. Ya işte evet. Bak bu bile. O arkadaşınız bu arada kafası yarılan, kafaya vuran yaşıyor mu şu anda? Yaşıyor. Buralardalar yani. peki şu anda köy merkezinde bize yakınlar mı? Yani onu, bulunduğumuz onu, mekan, onu bilmiyorum. Yakın bir yerlerden mi? Onu bilmiyorum. Peki Mehmet amcası, biz sana yine de bizi kırmadığın için çok teşekkür ediyoruz. Tamam. Yörükoğlu Selim'le Gönül Muhabbeti programından sana sevgi, saygıyla her zaman için selam olsun, kendine iyi bak. Sizleri tekraren geleceğiz, misafiriniz olacağız, sizlerle böyle işte bir hatır. Bak çayın da güzelmiş bu arada ha, elinden çay içilir yani, onu da söyleyeyim yani. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Sevgili izleyicilerimiz, Karaağacılı köyündeki muhabbetlerimiz devam ediyor. Şu anda köyümüzün Emin abisiyle beraberiz. Emin abi merhaba. 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 Emin abi, Karaağacılı köyü güzel bir köymüş ya. Evet. Geldik, gördük. Yaşlısından gencine birçok değerli büyüğümüz, kardeşimiz, arkadaşlarımızla konuştuk. Güzel muhabbetler yaptık. Senin de Karaağacılı ve hayatındaki tatlı anlarından, anılarından televizyon karşısındaki izleyicilerimize söyleyeceğin, diyeceğin neler var? Öğrenmek isteriz. Köyümüz çok çalışkan bir köy. Yani her şeyine, meyvesine meşhurdur. Evet. Birbirimize bağlantımız ne iyidir yani. Bundan evet. Geri koymasın Allah yani. Hepimiz iç içeyiz evet. Yani. Çalışmada yani çevre köylere göre birincidir bizim köyümüz. Evet, yani Karaağacılı. Karaağacılı. Evet. Evet. Kime de sorarsan sor yani. Yaylada da olsun, burada da olsun çalışırız yani. İşten kaçmaz bizim köy yani. Çalışkan bir köy olduğunu evet. Vurgulamak istiyorsun evet. Galiba. Evet. Evet. Doğrudur abi. Evet. Abi şimdi Emin abi. Diyorlar ki Emin abi de diyorlar anı çok diyorlar. Herhalde meslek gereği biraz böyle şoförlük olayı da varmış. Var. Tahmin edersem. Öyle söylediler. Öyle anladım herhalde, yanlış değilsem. Bu mesleğinle alakalı olabilir, köyünle alakalı olabilir. Böyle bize anlatacağın, bizi gülümsetecek akşamın şimdi, bu saatinde. Şimdi beni kimse tanımaz. Biladerler de tanımaz. Deli Emin dedin mi herkes tanır Türkiye'de. Deli Emin. Ha. Ben kamyoncuyum, 15 sene ehliyetsiz araba sürdüm. Şu an cebimde 10 tane ehliyet var. Hiç de ceza da yemedim, bir şey de yapmadım. Kaza da yapmadım. Bir saniye. 15 sene ehliyet cebinde yok. Hiç ehliyet yok. Araba sürdüm, kaza da yapmadım. Ehliyet aldıktan sonra kaza yaptım ben. Allah Allah. Türkiye'nin her yerine de giderim. 1 lira parasız da giderim yani. Kimliği neyi burada koyacağım, her yere giderim. Her yerde adamım var. O kadar diyorsun Allah'a yani. Allah'a şükür. Eyvallah. Evet. Durum böyle. Bir anını anlat. Anını. Gitmişsin gelmişsin bu kadar mesela 15 yıl ehliyetsiz araba kullanmışsın. Bize böyle bizi yani ekran başında izleyicilerimizi gülümsetecek bir anını anlatsın. Yani senin demenle Deli Emin'in bir anısını ekranlarımızda izleyicilerimize yansıtalım yani.
Şimdi İstanbul'da ilaç yüklemeye gittim. Haram dereye. Evet. İlaç yükleyeyim yani bu çamaşır tozu falan filan. Gittim ya kapalı bir oda var. Lavabo ararsın. Nasıl bulursun lavaboyu? 3 tane kapı var. Ortadakinde çay falan var. Yan evet. Dedim oda. Açtım kapıyı. Lavaboya gidiyorum. Bir doberman köpek böyle üstüme çıktı ama. Oranın sahibi de kadın. Kadın gelmese beni yiyecekti. Birader de gelemiyor. Köpek evet. Beni ısırmıyor ama ben çok korktum yani. Evet. Köpekte korktuğum bir an diyorsun yani. Bayan kurtardı beni köpeğe. Bir çağırdı gittik köpek. Demek ki neymiş Emin abi? Bilmediğin yerde fazla kapı kapı açmamak gerekiyor. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Şimdi saygıdeğer büyüğüm. Saygıdeğer amcam. Böyle pis pis güldüğüne göre bizim gözümüz burada Emin abiyle muhabbette ama sizde de sanki böyle bir şeyler varcasına sanki bir gülüş aldım ben şu anda. Ya ne diyelim? Emin köyümüzün gülü. Her yönüyle. Dediği gibi ehliyet yok. 15 sene araba kullandı. Yani bu gerçekten ispatlı mı ya? Abi ispatlı ben ispatlı. Bir gün durdurdular buradan salatalık yükleymiş şuradan kamyona. Evet. Şeyde durdurdular. Karayollarını geçtiğim durdurdular der bana abi. Şeyde Pozcu'da. Trafik polisi geldi. Bizim ufak birader var. Mehmet var. Dedi ehliyet. Dedim anasını şimdi biladere geçirdim. Niye dedim ehliyet almadın falan tokat vurdum. Abi tamam git. Yani orada da senaryoyu yazdım diyorsun yani. Biladere depeleyince ben dedi devam edin siz devam edin bir dedi ya. Halbuki evet. Ehliyet yok yani hiç yok ehliyet. TCN yok ya şimdiki gibi. Evet. Olsa şimdi bir metre yürüyemezsin ha. Selin Bey şimdi bir metre yürüyemezsin abi. Tabii şimdi yani şu anda en ufak bir şeyde sorgulamada TCN'e giriyor. Antara giriyoruz arabanın plakasına bakın şu arabanın. Mesela benim araba 30 ALN 18. Bakıyor her şeyi yazıyor orada arabanın. Bağlaması varsa, eksik bir şey varsa her şeyi yazıyor. Evet. Senin de resmini çekiyor zaten. Otomatikmen ceza arkandan geliyor. İstersen geç. Evet. Eskiden böyle değil mi? Yok eskiden. Eskiden böyle değil de dediği gibi. Kim kime tımlı mı? Kendileri muayenesini yapardı arabanın. Ya bak hele neler duyuyoruz ha. Burada doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Selim Bey, bunu kabul etmiyoruz. Bir daha gündüz erken gelmenizi bekliyoruz. Gündüz yemek memek yiyeceğiz, düzgün konuşacağız. Bayanlar da öyle istiyor bak. Bunu kabul etmiyoruz. Nil televizyona saygımız sonsuz. Evet. Ama bunu biz kabul etmiyoruz yani. Tamam aldık. Başımızın üstüne kabul ettik. Eyvallah. Tamam. Geleceğiz. Benim diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili dostlar. Yörükoğlu'yla Gönül Muhabbeti programından Karahacılı Köyü'nden güzel bir akşamdan hepinize sevgiler, saygılar, selamlar. Bu akşam bizi Karahacılı Köyü'nde misafir eden değerli Karahacılı Köyü sakinlerine biz Nil Radyo TV olarak teşekkür ediyor, saygılar sunuyoruz. Buradan da bütün Türkiye'ye, 7 bölge Türkiye'ye hep birlikte el sallayarak selam gönderiyoruz. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.